Selamünaleyküm. Bak, her bir yapı, her bir sistem, her bir fabrika. Mesela ilaç fabrikası, demir fabrikası. Şimdi ilaç fabrikasına girerken işçilerin olmazsa olmazları var. Yani böyle giyineceksin, böyle yapacaksın. Şimdi desen ki orada patron dese ki kardeşim bu ilaç fabrikasında veya bu yüksek fırın var demir fabrikasında olmazsa olmaz farzlarımız var. Yani Kur'an farzı değil. Fabrikanın farzı kastediliyor. Yani terki mümkün değil. Sen bunu giymesen, sen bunu yapmasan bu fabrikanın dışında kalırsın. Yani nasıl ki Kur'an'da dese adam. Vakımü selavatü zekaza, namaz kılın, zekat verin. Nasıl Müslümanlara emirdir Allah'ın? Aynı bu örnek gibi bu fabrikanın olmazsa olmazı ilaç fabrikasına böyle giyineceksin, böyle yapacaksın desen. Şimdi ilaç fabrikasındaki bu emir Kur'an emriyle karıştırmak kadar ahmaklık olur mu? Ya Kur'an'daki örnek gösteriliyor ya. Ya bu ne kadar kesinse bu fabrika sistemindeki bu kesindir. Yüksek fırında şöyle şöyle yapmasanız içine yanarsınız. Onun için bizim farzımızdır. Yani şart, bunun başka şekli yok. Bir cemaatin de şartları var ya. Sen bana bir ideoloji söyle, ideali söyle, bir PKK'yı söyle, bir FETÖ'yü söyle, bir Şakyamuni Buda söyle. Ne bileyim bir Nissan, Isuzu öğretileri var din. Tao dinini söyle. Kuralsız bir şey var mı? Yaptın yaptın, yaparsan onlardansın, yapmasan onun dışındasın. Tam bu kafirsin manası değil. O cemaatin kuralını yaşarsan o cemaattasın. Değilsen onun dışındasın. Yani bunda ne var yani? Bu olmazsa olmazını göstermek, şiddetli, ehemmiyetli olduğunu göstermek için kesin bir daha yüksek bir kuralı göstererek yapıyorsun. Kur'an'dakini gösteriyorsun. Mesela Allah'tan daha yüksek bir makam var mı? Yok. Allah Kur'an'da yemin ediyor. Yemin olsun diyor. Allah yıldızlara yemin ediyor. Göklere yemin ediyor ve duha yemin ediyor, sabah vaktine yemin ediyor. Bir sürü Kur'an'da yemin var ya. Anladın? Vel cibale, yani Allah ne kadar yemin ediyor? Onu teşkil, yani kuvvetlendirmektir onu. Bir üst şeyle onu ikna etmek içindir. Üst örnekle ikna etmek içindir. İkna. Yoksa sen buradan başka bir mana çıkarırsan o sen zarar edersin ve iftiradır. Ve medya yoluyla iftiradır. Nurculardan şok ifade. Risale-i Nur'un açık hükümleri var. Mesela siyasete girmeyeceksiniz. Mesela kimseden para istemeyeceksiniz hizmet adına. Bu kesindir bizim hani nurculukla kalabilmenin şeyi. Yoksa dinle alakası yok ki kardeşim. Bir evinde kuralı var biraz önce anlattığım gibi. Yani peki bunu niye Kur'an'dakiyle misallendirdin? Bir daha kuvvetli üst örnekle bunu kuvvetlendirmek için. Yoksa bunu ona kıyas etmek değil ki ya. Allah insaf versin ya. Bunu medya yoluyla bunu yapana iki elim yakasında olsun. Haşir meydanında onun karşısına dikileceğimi bildirmek isterim. Ve ahirette buluşmak üzere bunu yapana, bu kastı yapana hakkım haram olsun. İki cihanda huzur görmesin. Yerlerde ve hastanelerde sürüm sürüm sürünsün. Bu şahsımla Risale-i Nur'a hücum yapıyor. Güya Risale-i Nur'u kötü göstermek için, Risale'i kötü göstermek için fertlerin attığı kusurlarını cemaate mal ediyor. Ondan ben şahsı kusurum olsa küfür etseydi bu beddua yapmazdım. Bu helalleşmeyi bu şeyi yapmazdım. Ama benim şahsımda cemaate hücum ediliyor. Dolayısıyla ben o cemaatin şu hukuku adına iki elimde yakanda olsun ve dünya ve ahirette yüzün gülmesin bunu yapana ve hastanelerde sürüm sürüm sürünesin. Çoluk çocuğuna dokunmasın bu beddua. Bunu yapana, bunu yayınlayana, koyana, bu art niyetli ki çok iyi biliyor onu kastetmemişim. Bedduam ona adır. Selamun aleyküm. Allah'ın hidayeti, bereketi istikamet üzerinde olanların üzerine olsun.